Sevgili Eskişehir'in Eterlisi, herkese merhabalar. Yağmurlu bir Eskişehir günündeyiz. Şu an biz Kırmızı Toprak Mahallesi'ndeki Porsuk Öğretim Okulu'ndayız. Sandıklar açılmaya başlandı. Ufak ufak oy sayımları yapılıyor. Şimdi gelin isterseniz birkaç sandığa göz atalım sizlerle. Bugünkü oy sayım işlemi daha hızlı bitecek gibi gözüküyor. Çünkü çok çabuk ilerlenecek. Sadece şunu aktarabilirim. Şu anki edindiğimiz bilgilerden 1248 numaralı sandıkta kayıtlı olan vatandaşlarımızdan 73 tanesi oy kullanmaya gelmemiş. Bizim bu okula gelince ilk duyduğumuz bu oldu. Benim adıma üzüntü verici bir haber. Hadi gelin bakalım oylar nasıl sayılıyor? İzleyelim. Çok pardon beyefendi. Canlı yayındayız. Şu anda oylar sayılıyor. Bu sandık açıldı. Ondan sonra zarf sayısı sayıldı. Zarf sayısı tutuluyor mu diye sandık sayısına göre. Şu anda da dediğim gibi hızlı bir şekilde sayılıyor. Neredeyse belki zarfların yarısı bitti bile bunu odada, bu sandıkta. Zaten iki seçenek var. Çok hızlı bir şekilde net ilerleniyor. Rahmicim ilerleyelim. Yani diğer sandıklara, 1250 numaralı sandıktayız. Onlara göz atalım. Burada ne yapılıyormuş bakalım. Şimdi oldukça vatandaşlar var. Burada sandık sayımlarını takip ediyorlar. Bu okul kalabalık, güzel. Burada açılma başlıyorlar artık. Hadi bekleyelim bakalım, biz de görelim bu sandığı. 1250 numaralı sandıktayız bu arada. Sandık açılıyor. Sandık açılıyor. Saymışlar zarfları. Zarflar eşit çıktı. Bunun akabinde sayımlar başlıyor. Sanırım şey yapacaklar. Şimdi her sandık görevlisi farklı sayım yapıyor. Buradakiler sandıkları açıyorlar şu anda. Zarfları açıyorlar. Zarf açılıyor, gösteriliyor, işaretlemeye başlıyor. İlk oy Kılıçdaroğlu'na çıktı. Devam edelim. Bazı sandık görevlileri de zarfları ayırıyor, ondan sonra sayıma başlıyorlar. Bu şekilde ilerleyecek. Tekrar edeyim sevgili Eskişehir Eterlisi. Bunlar ilk sandıklar. Biz bunlardan başladık. Şu an Porsuk İlköğretim'deyim. Geçen seçimde biliyorsunuz 5 tane okul gezmiştim saat 10'a kadar. Bugün de yine öyle yapacağız. Gezeceğiz okullarımızı, okullarımıza bakacağız ama dediğim gibi bugün bu sayımlar birazcık daha hızlı bitecek. Hızlı biteceği için de ben de yakın okulları tercih edeceğim. Yakın okullardan size aktarım sağlamaya çalışacağız. Rahmi gel bir aşağıya inelim. Dediğim gibi şuradan da iniliyor Rahmi'cim. Burası benim ilkokulum, gel. Kalsın, bir şey olmaz. Burası benim ilkokulum olduğu için ben buraya gelmeyi tercih ettim. Okulu bildiğim için. Şimdi şu şekilde. Dediğim gibi sayımlar hızlı bitiyor sevgili Eskişehir'in ailesi. Yani açtılar, tak 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 sayıyorlar. Belki de biz saat 8 olduğunda, yani 20.00 olduğunda, 21.00 olduğunda Türkiye'nin genel oy durumunu göreceğiz bugün. O yüzden şöyle ilerleyelim. Şöyle bakalım, bir aşağıya inelim. Bakalım burada neler var. Dediğim gibi katılım, en azından gelen insanlar burada izliyorlar sandıkları. Rahmicim çevir bakalım. 1247 numaralı sandıktayız. Burada dediğim gibi zarflar... Basın beyefendi. Burada zarflar sayılmış. Dediğim gibi... tutmuş büyük ihtimal sayı, açılım işlemine geçiyorlar. Açılım işleminden sonra da kontrol edecekler bakalım. Rahmi gel ilerleyelim. Onlar açmaya başladığında gelip takip ederiz burayı da. Haklı olarak insanlar tepki veriyor basındaysa çekmeyin diye. Normal karşılayalım ve ilerleyelim. Bakalım burada ne varmış. Burası da aynı şekilde ilerliyor sevgili Eskişehir'in ailesi. İşte zarflar açılıyor, ilk önce koyuluyor. Ondan sonra sayım işlemine geçilecek. Sandık başkanları bu konuda farklı farklı yöntemler
işliyorlar. Şimdi bunlar açılıyor. Sayılma başlandıktan sonra çok hızlı bir şekilde sayımlar biter. Bizler de size deriz işte şu numaralı sandık bu kadar, bu numaralı sandık bu kadar diye aktarırız. Rahmi'cim soru varsa soru yanıtlayabilirim. Yoksa devam edelim aynen bu şekilde. Burası da yine aynı şekilde. Rahmi çek burayı. Burası biraz da sayıma başlayacak gibi duruyor. Şimdi zarflar açıldı sevgili Eskişehir ailesi. Zarfları sıraların üstüne koydular. Bu saatten sonra sayıma geçecekler hızlı bir şekilde. Hızlı bir şekilde akar bu saatten sonra sayım. Canlı yayındayız. Kolay gelsin. Hadi bakalım. Bizim çantalarımız yukarıda kaldı. Yukarıda geçelim. Şimdi aşağı indik stilleri göstermek için ama mesela bakın burada bir sayım var şu anda. Rahmi göster. Siz çekmeyin. Burada bir sayım var şu anda. Zarflar açılmış. Olanları sayıyorlar. Kaç numaralı sandıktayız? 1242 numaralı sandıktayız sevgili izleyenler. Burada şu an çekim... Evet. Dediğim gibi zarflardan ayrılmış oylar sayılıyor hızlı bir şekilde. Yani dediğim gibi Türkiye'nin genel durumu akşam üzeri saat 20.00, 21.00 gibi belli olur. Diğer seçim gibi olmaz. Tamam biz çantamızın olduğu kata çıkalım. Buradan birazdan canlı yayınımı kapatacağım. Ama unutmayın dediğim gibi buradan sonra hemen başka bir okula geçeceğim. Sizler sandıktan çıkan numaraları, sizi sandıktan çıkan sonuçları affedersiniz aktaracağım, aktarmış olacağım. Gelin bakalım bizim ilk beklediğimiz sandıkta durum ne? İlk oradan görüntü almıştık çünkü. Bakalım bir. Bakın burada hala dediğim gibi zarflardan oylar çıkartılıyor. Oylar bir kenara ayrılıyor. Onun akabinde de hızlı bir şekilde sayıma geçilecek. Bu yöntemle hızlı bir şekilde geçiyorlar sayıma. Şöyle geçeyim. Sevgili Eskişehir'in ailesi. Porsuk Öğretim Okulu'ndaydık. Burada sandıklar açıldı. Hatta bazı sandıklar sayılmaya bile başlandı. Şu anlık benden bu kadar. Ben başka bir okula geçtiğimde yine canlı yayın açacağım ve sizlere aktarmaya çalışacağım. Burada herhangi bir sıkıntı olmadı. Geçtiğimiz seçimdeki canlı yayınlarda özellikle fazla zarf çıkmıştı. Zarflar yakılmıştı. Bu okulda herhangi bir öyle bir soruna rastlamadık. Fakat dediğim gibi katılım azmış gibi duruyor. Bakalım diğer okullarda durumlar nasıl? Görüşmek üzere.